Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pratik Adam. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Biliyorsunuz YouTube 100 bin, 1 milyon ve 10 milyon aboneye özel YouTube Play butonu veriyor. Fakat biliyorsunuz bu kadar aboneye ulaşmak tabii ki de aşırı zor. Ben de bu fikirden yararlanarak neden el yapımı kendi Play butonumu yapmıyorum dedim. Ve ben de bu fikirden yola çıkarak kendi YouTube Play butonumu yaptım. Hem de yenilebilen bir Play butonu yaptım. Ve bunun yapımını da sizlere gösterdim. Bu arada bu videonun sonunda bu YouTube Play butonunun tatma videosunu arkadaşlarımla çektim. Tepkileri merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen bu Play butonumuzun yapımına geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, ihtiyacımız olan malzemeler 1 adet kola, 1 adet kap, 1 adet tencere, 1 miktar toz jelatin, bunu aktarlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. 2 adet gıda boyası, bunu da aktarlardan bulabilirsiniz. 1 miktar şeker ve son olarak 1 bardak su. Yemeğimizin ilk aşamasında kabın içine 2 veya 3 parmak olacak şekilde kola dolduruyoruz. Kolayla dolu kabı tencerenin içine döküyoruz. Sonraki adımda aktarlardan bulabileceğimiz toz jelatini 3 kaşık olarak tenceremize döküyoruz. Ve bu yaptığımız karışımın hızlı erimesi için üstüne yarım bardak kadar su ekliyoruz. Ardından üstüne bir miktar şeker ekliyoruz. Karışımımızın üstüne çok azıcık gıda boyası ekleyip onu da karıştırıyoruz. Ardından bu yaptığımız karışımları 15-20 dakika olarak tencerede kaynamasını, yani köpürmesini bekliyoruz. Köpürdüğü zaman ise bir miktar bekleyip ocağın altını kapatıyoruz. Bunlardan sonra yaptığımız önceki aşamaları teker teker farklı bir tencereye koyarak uyguluyoruz. Bu karışımımızın da üstüne son olarak gıda boyası ekleyip karıştırıyoruz. Eski yaptığımız karışımın soğumasını bekledikten sonra ilk döktüğümüz kaba kolayı döküyoruz. Ve bu karışımı da 1-2 saat civarında buzluğa atıyoruz. Limonata ile yaptığımız karışımı da ilk öncelikle kaynatıyoruz ve ardından ise bir tane kaba döküyoruz. Bu kabı da eskisi gibi 1-2 saat civarında buzluğa atıyoruz. Buzluktan çıkarttığımız bir kabı tam ortasına üçgen olacak şekilde kesiyoruz. Ve diğer buzluktan çıkarttığımız kabı küçük bir üçgen olacak şekilde kesiyoruz. Ve içinden üçgen aldığımız kabın içine bu üçgeni yerleştiriyoruz. Ve yenilebilen YouTube Play butonumuz hazır. Şimdi isterseniz hemen test edelim. Buyurunuz efendim. Teşekkürler. Ben biraz korkuyorum. Şimdi yiyeceğiz. Tamam, elimizle mi yiyeceğiz? Sen bir çatal getir. Evet, kaşıklarınız buyurun. Teşekkürler. Ben de artık elimle yiyeyim. Şimdi şöyle güzel bir şey yaptık gördüğünüz üzere. Ama ne yazık ki artıklarını yiyeceğiz çünkü bu çok güzel gözüküyor. Evet, tadın bakalım.
Oha çok güzel olmuş lan. Ya işte eliniz lazım ya. Gülmekten gülmekten yiyemeyiz. Hayır ben bugün. Ölmedim hadi yiyin ya. Ama bak. Tamam. Beğendiniz mi? Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar bu kadar güzel şey yemediler yani tipine bakar mısınız ne kadar da güzel gözüküyor yani tam damağa uygun yani ben bayağı beğendim ama onlar nedense beğenmedi belki şekilleri hoşlarına gitmemişti ama tadı gerçekten güzel tadını beğenmeseniz de bunu yapabilirsiniz çünkü gerçekten görünüşü çok güzel oluyor arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz tam tuşa basarak abone olabilirsiniz ayrıca videomu paylaşıp beğenmeyi de unutmayın şu an çok hızlı konuşuyorum gerçekten. Evet. Arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tamam güzel. Aynen çok güzel. Oh, oh.